Amerika'nın temerrüt riski, bak şu an dünyada hiç kimsenin konuşmadığı bir konu bu. İlk defa, yani ilk defa daha doğrusu gündeme getireceğim bir şey. 2024 yılı içerisinde vadesi dolan Amerikan tahvillerinin toplamı 4,9 trilyon ki bu rakam Amerika'nın topladığı yıllık vergiye denk geliyor. En son 2022 ölçü olarak söylüyorum 4,9 trilyon 3 aşağı 5 yukarı oluyor. Yani bütün vergi gelirlerinin vadesi dolan tahvillerin ödemelerine gideceği ya inanılmaz bir borçlanma yapıyor. O kadar büyümüş ki borcu yani 33,7 trilyon ya şu anda hükümet borcu. Bunlar da tahviller üzerinden yapıyorlar. Şimdi bunların vadesi dolanları var. Ve bunların toplamının faizi var. 1 trilyona dayanmış durumda. Yani mümkün değil bunu sürdürebilmesi. Amerika'nın burada önünde iki tane seçenek kalıyor. Ya diyecek ki kardeşim ben sizin paranızı ödemiyorum diyecek. Dünyaya büyük bir kazık atacak. Şu an Wall Street'te konuşuluyor. Bu kapalı kapılar ardında The Dollar Recall adı altında bir dolaşan iddialar var konuşuluyor. Ya da gidecek para basacak ama her ikisinin sonucu da aynı olacak. Amerikan dolarının dünyada rezerv para olma özelliği artık 2024'te mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bir hiperenflasyon dalgası ya bu tahvillerin Amerika'ya geri dönmesiyle gelecek ya da Amerika bunu ötelemek için para basıp paranın değerini öldürerek yine her iki halde de Amerika'da bir hiperenflasyon dalgasını başlatıyor. Ve bu dalga Amerika'da uzun süredir konuşulan, bak 2020'den beri gündeme getiriyoruz, sadece biz değil, The Economist'ine kadar bu olasılıklar yazılıyordu. Politico'da bile yazılıyor bak düşünebiliyor musun? Ne o da biliyor musun? Amerikan İş Savaşı. Bak çok ilginç, kulağa şey geliyor, inanılmaz geliyor ama bunlar boşuna bu makaleler yayınlanmadı ve biz de gündeme getirmedik. Ve Amerika'daki eyaletlerin biz 2024 yılında dağılmaması için Amerika'da Washington yönetiminin, Pentagon'un tedbir olarak bak ben şunu kesin görüyorum. Amerika artık 2024'te savaş çıkaracak abi savaş. Büyük bir savaş çıkaracak. Kendisinin de dahil olacağı. Bu artık Çin'le mi olur? Artık Rusya'daki Avrupa'daki Rusya'nın üzerinden bir savaşa mı dahil olur? Ama bunu yapacak. Yoksa Amerika'da iç savaş çıkacak. Eyaletler dağılacak. Başka türlü bunun üstesinden gelemeyecek. Olağanüstü hale ihtiyaç duyacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Dünyada bir şeyler çok ciddi bir şekilde ters gidiyor. Devasa iflaslar geliyor. Dev şirketlerin iflasları geliyor. Biz burada bunlar yaşandıkça bunları aktarıyoruz sürekli. En son WeWork adındaki devasa bir şirketin zombiye dönüşmüş bir şirketin. Zombi neydi? Borçlarını ödemesi artık imkansızlaşmış bir halde. Üretiminin çok üzerinde borçları olan şirketlerin bu kredi daralma ortamında paraya erişemediği, likidite erişemeyi patır patır iflas ettiğine dair haberleri biz haftalardır aktarıyoruz. Şimdi yine yeni birkaç tanesinden örnek vereceğim. Öyle ilginç bir yere getireceğim konuyu. Başka ilginç veriler vereceğim. Şimdi bakın. Dünyanın üçüncü büyük fast food zincir marketi şeyleri mağazaları Wendy's tamam mı? Hamburgerci. Türkiye'de yok ama Amerika'da işte Burger King, McDonald's ayarında zaten aynı şey Burger King'in de sahibi olan franchise'ın bir şeyi diyor ki iflasa hazırlanıyor diyor tamam mı? Şey diyor Burger King franchise imparatorluğunun şeyi Wendy's iflasa hazırlanıyor. Ondan sonra Amazon'un yine iş ortaklarından yine milyar dolarlarca alımlar yapan Amazon üzerinden bir iş ticaret ortaklarından bir Trasio isminde bir firmanın iflası söz konusu. Bu da iflasa hazırlanıyor. Buna Wall Street Journal'dan bir haber olarak aktarıyorum. Ondan sonra yani bu arka arkaya bu iflas haberleri gelirken ilginç bir haber gördüm. Seeking Alpha'da. Bu da Fed'in bir şeyde yayınlanan yeni yayınlanan bir raporu var. Raporun adı Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices. Yani bu bankaların borç vermeleriyle alakalı bu şirket yöneticilerinin görüşleriyle ilgili bir şey hazırlıyor. Fed hazırlıyor. Bu araştırma Fed'in şeyi. Tamam mı? Onlardan aldığı bilgiler üzerine ve orada ilginç bir şey söylüyor. Hatta onu şeyini de rapor üzerinde şöyle göstermiş. Bilgi şu arkadaşlar. Bakın buradan direkt söylüyorum. Bu kredi daralmaları ile ilgili şeyi anlatırken bu rapor oradan ilginç bir şey var. Amerika'daki şirketlerin ama bu sınıflandırmaya 50 yıllık 50 milyon dolar ve üzerinde satışı olan şirketleri dahil etmişler. Daha küçükleri koymamışlar. Bakın rakama dikkat.
%37'si şu anda temerrüdün eşiğinde diyor. Bak bunu Fed'in raporundan çıkıyor bu sonuç. Amerika'da 50 milyon dolar yıllık ve üzerinde olan 50 milyonun üzerinde olan satışı olan şirketlerin %37'si bak ne kadar ciddi bir oran. Temerrüdün eşiğinde bu likidite krizinden dolayı. İşte bu sebeple biz böyle birkaç tane önden böyle iflas eden haberleri duyuyoruz ama bu arkada devasa devasa bir zombi şirket ordusu olduğunu söylüyor bu rakam bize. Fed'in kendi verisi yani böyle düşünebiliyor musunuz? Şimdi böyle bir ortam var dünyada ve son birkaç haftadır biz dünya piyasalarında özellikle de Amerika'da Wall Street'te gördüğümüz tam anlamıyla bana göre tam anlamıyla bir ölü kedi sıçraması hareketini izliyoruz son 2,5-3 haftadır. Tam anlamıyla yani böyle bir ortam var, böyle bir büyük buhrana gittiğimiz bir ortam içerisinde şu anda o piyasalardaki hareketi kimse şey demesin. Bakın öyle ilginç bir şey oldu ki bir hafta geçen hafta ya Moody's Amerika'nın kredi notunu düşürdü ya. Ya böyle bir ötesi olabilir mi? Amerika'ya doların patronu doları basıyor matbaa kendi elinde. Ona rağmen düşürdü. Yine şeyden bu haberlerimizden devam edelim. Bir tane daha var onu da söyleyeyim. Bu da Financial Times'da işte bu saydığımız sebeplerden dolayı 2024'te de gerginliklerin devam edeceği özellikle Rusya ve Ukrayna geriliminin daha çok tırmandırılacağını bunu birazdan ekonomistin kapağında da göreceğiz. Avrupa Birliği abi Brüksel'de genel merkezi biliyorsunuz bir şey getirdiler bir teklif getirdiler 2022 yılı içerisinde bu enerji kriziyle ilgili şeyler getirmişlerdi. Enerji kullanımıyla ilgili bir takım kısıtlamalar, enerji fiyatlarıyla ilgili bir sürü kısıtlamalar getirmişlerdi. Ve Avrupa Birliği parlamentosunun şu önerildi. 2024'te de devam etsin bu. Hani 2023 gidiyordu. 2024'te de devam edelim. Bak Financial Times onunla ilgili bir konuyu Winter is coming diye yazmış tamam mı? Winter is coming diyor. Bu haber Avrupa'nın şeyi bir acil durum enerji konusuyla ilgili acil durum kısıtlamalarını 2024'e kadar devam ettirdiğini planlamasıyla ilgili bu haber de ama o şey öneri getirildi şu anda yani bugün diğer haberlerden de geldi ama ben buradan göstermek istedim şu winter is coming meselesi üzerinden şimdi birazdan o ekonomist üzerinden de bakacağız ama ilginç olan bir şeyi söylemek istiyorum şeyi de alabilirsin şu anda ekranda. Birazdan yine ekonomiste bakarız. Abi Amerika doları basıyor, değil mi? Evet. Şimdi sen bunun kredi notunu düşürüyorsun. Amerika'nın kredi notunun düşmesi demek temerrüt riski demektir, tamam mı? Borcunu ödeyememe riski. Nasıl olacak da Amerika ödemeyecek matbaayında. Ve o kadar basit değil işte. Matbaayı sadece elinde tutuyor olması bakın Amerika'da aylardır bir hükümet kapanma meselesi, government shutdown meselesi gündemde ve sürekli erteleniyor. Sürekli neyle erteleniyor? Geçici bütçeyle erteleniyor. Daha önceki uzatılmıştı. Neydi? Eylül. Eylül'dü değil mi? Eylül'den uzatılmıştı. 16 Kasım'a. Pardon Ekim sonu muydu? Tarihi neyse aklımda kalmadı. Yanlış söylemeyeyim. Çok konuştuk ya burada. Sürekli deadline geliyor. Ne yapmışlardı en son bir önceki şeyde? 1,5 aylık. Bir şey o zaman tam Eylül sonu Ekim başı o araya denk geliyordu doğru. 17 Kasım son günüydü bugündü daha dün kongrede geçici bir tane daha şey çıkardılar bütçe çıkardılar. Aynı 1,5 ay önce olduğu gibi bir geçici daha çıktı. O da yılbaşına kadar geçerli. Yılbaşından sonra ne olacağı belli değil. O da meçhul. Sürekli borç krizini böyle öteleme yani o bütçe şey tarafından onaylanmadığı takdirde oradaki muhalefet, Cumhuriyetçi Parti tarafından, onun temsilcileri tarafından onaylanmadığı sürece hükümet kapanacak arkadaşlar. Yani bütün dünya şu an bunu görüyor. Şimdi bunun sebebi de hükümet borcunun çok fazla artmış olması, federal harcamaların çok yüksek olması ve muhaliflerin bunu kısın diye diretiyor olması. Bunun için rahatça böyle uzun süreli bir bütçeyi vermiyorlar.